Bugün kahramanın yolculuğundan bahsedeceğiz. Kahraman kim? Kahraman yolculuk sırasında nelerle karşılaşıyor? Kahraman başarılı olmak için neler yapmalı? Bu soruların cevabını gazeteci yazar Arzu Gürcan'a soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan. Nasılsın Arzu? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sağ ol davetin için. Yıllarca beraber görev yaptık. Beraber Aynen. çalıştık. Birlikte, bugün... birlikte iş kovaladık. İş kovaladık. Kadar kovaladık. Ve bugün nasipmiş. Karşılıklı yine kahramanın yolculuğunu konuşmak üzere bir aradayız. Şimdi herkes kendi filminin yönetmeni, başrol oyuncusu, herkes kendi filminin kahramanı desek doğru olur mu? Aynen öyle. Yani bizim bugünkü yayınımız ve benim konuya bakış açım aslında tam da bu. Ee, tabii ki biz kahraman kavramıyla hikayelerle tanıştık. Yani her birimiz e, kahramanı ilk gördüğümüz yer hikayeler, daha çok masallar, mitler, e, kadim hikayeler içerisinde kahraman figürü daha baskılı, daha vurgun oluyor, vurgulu oluyor. E, her filmin, her edebi eserin e, ve şimdi artık pek çok markalar bile kahraman gibi değerlendirilip e, o şekilde hikayeleri yazılabiliyor biliyorsun. E, bir şey de var artık kahraman bezdirdi biz buna başka bir isim bulalım yenilikçi bir akım da var ama kahramanı farklı adlandırsanız da tanımlasanız da kahraman yine kahraman olarak kalmaya devam ediyor. Neden? Çünkü kahraman aslında bir arketip. Arketip ne diye bakacak olursak her insanın içinde var olan ve bizim varoluşumuzdan, kolektif bilinç dışımızdan taşıdığımız bir imge, bir sembol. evrensel bir sembol, her insanda olan bir sembol. O yüzden kahramanlar ve hikayeler aslında bizim bilinç dışımızdan, bilinç dışımıza konuşuyorlar, kalbimize konuşuyorlar ve hepimiz kahramanı tanıdığımız için çok kolay kabul edip onunla çok kolay özdeşlik kurabiliyoruz. Ve dediğin gibi aslında her birimiz bir hikayenin kahramanıyız ve biz de bir yolculuk götürüyoruz aslına bakarsan. Tıpkı filmlerde, kitaplarda olduğu gibi. Ama burada bizim motivasyonumuz şu olacak, biz kahramanca bir hayat yaşayabiliyor muyuz? Yani kahraman evet. arketipini karşımıza koyacağız, onu tanımaya çalışacağız, onun özelliklerine bakacağız, onun izinden nasıl gidebiliriz konuşacağız. O zaman şöyle diyelim, herkesin içinde bir kahraman var. Bırakın da kahramanlık yapmasına izin ver ver, ver verin, yapsın aynen, kahramanlığını. Aynen. Aslında ona ihtiyacımız var. Yani hayatta yol alabilmek için ona çok ihtiyacımız o var. O zaman ilk sorumuz şöyle olsun mu Arzu? Kahraman kim diyeyim ben? <laughs> kahraman, şöyle bir giriş yapayım. Kahramanın yolculuğundan bahsedeceğiz ya. Bu kavramı tabii bu kadar popüler hale getiren, bütün dünyaya mal eden, tabii ki kahraman, Bilinç dışından gelen bir şey, kolektif bilinç dışından gelen bir şey diyorum. Çok bir varoluşumuzdan eski bir imgeden söz ediyoruz. Ama hani bunun bu kadar kitlelerce bilinir hale gelmesinin sebebi ve vesilesi hepimizin bildiği gibi Amerikalı yazar, araştırmacı Joseph Campbell. Campbell, Campbell 1950'lerin sonunda aslında kendi öğrencilerine ders notları hazırlamak üzere. Yola çıkıyor ve bugün bütün dünyaya mal olan bir kitaba imza atmış oluyor. O da Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. Bizim Türkçedeki tercümesi bu şekilde. Campbell'a bakarsanız diyor ki, ''Kahraman hepimizin içinde saklı duran, yaşama katılmayı bekleyen, yaratıcı ve kurtarıcı imgedir.'' Onun tanımı bu şekilde. Ben e, tabii ki aradan geçen yıllar içerisinde e, hem kahramanın yolculuğu hem onun kahramanı anlatışı e, pek çok insana e, ve pek çok sektörden insana ilham kaynağı olmuş ve herkes kahramanı bir yerinden tutup kendi hayatına ve çalışmalarına mal etmiş. Ben de e, hem yazıyorum, e, hem içsel yolculuk, kahramanın yolculuğunu kendi hayat hikayelerimizle birleştirdiğimiz podcast'ler e, yapıyorum. E, Hikayecilik atölyeleri düzenliyorum, kahraman üzerine anlatıyorum ve ben kahramanı şöyle tanımlamayı seviyorum. Yeryüzünde deneyim kazanmak isteyen, kendini keşfetmeye gelmiş, sınırlarını aşmak ve attığı her adımda bir aşama daha kaydetmek isteyen ve buna sevdalı olan insan ruhunun ta kendisi diye tanımlıyorum kahramanı. Sadece kahraman her hikayede başka bir kimliğe bürünüyor. Tıpkı hayat, hayatlarımızda olduğu gibi, tıpkı izlediğimiz hikayelerde olduğu gibi. Zaten Joseph Campbell'ın kitabının orijinal ismi The Hero with a Thousand Faces. Yani Türkçe'ye şöyle bir e, kabaca çevrilmiş hali, kahramanın binbir yüzüdür. Biz kahramanın sonsuz yolculuğu olarak okuruz kitabı ama orijinali aslında biraz bize o fikri veriyor. Hatta e, kapağa baktığımız zaman böyle bir epik karakter var kapakta, kocaman e, bir heykel e, var İngilizcesinde ve o böyle küçük piksellere ayrılmıştır. Her kül olabilir tam olarak şimdi kahramanın kim olduğunu bilmiyorum. Küçük piksellere ayrılmıştır ve o piksellerin her birinde yakından baktığında bir insanın resmi vardır ve bunlar gerçek insanlardır ve hepsi bir araya geldiklerinde o kahraman figürünü tamamlarlar. Bize verdiği mesaj da bu işte yani hepimiz tek ve büyük bir hikayenin parçalarıyız. Bir bütünü bir araya getiren kahramanlarız ama aynı zamanda her birimiz biricik ve o bütünün değişmez parçalarıyız mesajını veriyor. Ee, Joseph Campbell'ın yaptığı şu, onu atladık aslında anlatmadık. Gençliğinden itibaren zaten hikayelere, mitolojiye tutkulu bir insan. Yani çok genç yaşlarda bu yolculuk kavramı mitolojinin içinden çekip çıkarıyor zaten. Ondan sonra kendi yolculuğuna çıkıyor. Genç yaşlarda Avrupa'ya gidiyor. O zaman işte Thomas Mann gibi, James Joyce gibi, Freud gibi, Jung gibi o dönemin düşünce liderlerinden etkileniyor. Amerika'ya döndükten sonra, bu arada mitoloji üzerine derin araştırmalar yapıyor, kadim hikayeleri gözden geçiriyor. Ve en sonunda şöyle bir yargıya varıyor. Diyor ki... Bütün hikayeler aynı döngüyü izliyorlar. Bütün kahramanlar benzer etaplardan geçiyorlar ee, ve bu etaplar aslında her hikayede birbirini tekrar ediyor. Ee, dolayısıyla şu sonuca varıyor. Kabaca anlatıyorum tabii. Bütün e, hikayeler temelde tek ve bir hikayeyi anlatırlar ve bunun ismine de monomit diyor. Yani tek mit anlamında. Ha bu arada şunun altında çizmek lazım. Monomit kavramının aslında James Joyce'a ait olduğu, onun kendisinin de ondan ilham aldığı söylenir. Ee, öyle bilinir. Ee, ama tabii ki bu kavramı, yolculuk kavramını bütün dünyaya mal eden kişi Joseph Campbell'ın kendisi oluyor. Düşün işte 50'lerde, 50'lerin sonlarında basılmış. Biz hala bugün kahramanın yolculuğundan bahsediyoruz ve o tabi bu olayı sadece e, mitoloji kapsamında e, işte kadim hikayeler kapsamında işte ilkel kabilelere varana kadar incelediği hikayeler kapsamında anlatıyor ama biz bugün baktığımız zaman e, bir arketip ortaya koydu kahraman arketipi. biz onu her yerde kullanıyoruz artık hele hele son dönemde sosyal medyanın da çıkmasıyla birlikte sen de biliyorsun ar e, kullanıcılarının artmasıyla birlikte herkes kendini bir kahraman gibi konumlandırıp kendi hikayesini anlatmaya başladı. Anonimleşti, Anonimleşti yani. Anonimleşti, aynen. İstersen kahramanın yolculuğundan bahsedelim değil mi? Hı hı. Nedir bu yolculuk? Aşamalarına girelim. Tabi Joseph Campbell e, kitabında 17 aşamalı bir yolculuk haritasından bahseder. E, biz bugün o 17 aşamalı yolculuk haritası üzerinden gitmeyeceğiz. Neden? Çünkü orada çok derin metaforik, e, mitolojiye dair her biri üzerine saatlerce konuşulabilecek kavramlar içeren e, bir haritadır. Yani balinanın karnı gibi, işte tanrıçanın, tanrıçaya kavuşmak gibi, tanrıçayla buluşmak gibi, işte babanın eli gibi, her biri üzerinde ayrı ayrı düşünülmesi, konuşulması, irdelenmesi gereken metaforlar içeriyor ve biraz tabii ki daha ağır bir dil. E, biz bugün hepimizin hayatlarına hitap edebilecek ve izlediğimiz filmlerde okuduğumuz hikayelerde gördüğümüz temel yapı üzerinden kahramanın yolculuğunu inceleyeceğiz ee, ve bunu kendi hayatımızda bunun iz düşümlerini nerelerde görüyoruz ben biraz hem hikayelerden anlatacağım hem dönüp kendi hayatlarımızdaki karşılıklarından da örnekler vermeye çalışacağım kendimce Şimdi e, bunun görüntüde e, sıradan dünya ile başlayacağız. Haritada baktığımız zaman sıradan dünyadan yola çıkacağız ve saat yönünde ilerleyeceğiz. E, Joseph Campbell'ın haritası tam tersi saat yönünün tersine ilerler 17 aşamalı haritası. Şimdi e, bütün e, filmler diyeyim. Özellikle sinemada bunun tekniğini çok görürüz. Sıradan dünyanın aktarılarak başlatılması tekniğini. Bütün filmlerde değil ama birçok film böyle başlar. Hikayenin bir kahramanı vardır ve biz... O ilk karelerde kahramanın kendi rutin hayatı içerisinde yaptıklarını çoğu zaman da sabah yatağından kalkıp hani kahvaltısını edip çayını doldurup nerede kahvaltı ediyor bu adam ya da kadın sonra ne yapıyor nereye gidiyor otobüse mi biniyor arabasına mı biniyor ya da evde mi bir hayatı var bunu bize aşama aşama gösterirler. İşte bu kahramanın aslında sıradan dünyasıdır ve bir açıdan da baktığımız zaman içinde. Sıkışıp kaldığı dünyadır. Bunu bize anlatıcı bir şekilde, oyuncu anlatıcı bir şekilde hissettirir. Aslında her şey yolunda gitmektedir rutin hayatlarımızda olduğu gibi. Ama her gün bir diğerinin tekrarıdır ve içten içe kendini göstermekte olan ve o rutinin içinde de Bazen bir can sıkıntısı olarak, bazen bir huzursuzluk olarak, bazen bir şeylerin eksik hissedilmesi olarak kendini gösteren bir değişim, bir yolculuk çağrısı vardır. Biz buna maceraya çağrı diyoruz. Aslında biz bu çağrıyı neredeyse hayatımızın özellikle Olgun yaşlarımızda çok kuvvetli şekilde hemen hemen her gün alıyoruz. Çünkü konfor alanlarımızdan vazgeçmek her birimize zor geliyor. Kurulu düzeni tepmek elbette çok akıllıca bir şey mi? Duruma göre elbette tartışılmalı. Ama şu var ki kahramanca yaşamaktan söz ediyorsak biraz konfor alanlarımızın dışına çıkabilmek, yeni şeyler deneyimleyebilmek ve hayatımıza yeni açılımlar getirebilmekle mükellefiz diyeyim insan olarak yeryüzünde deneyim kazanmak üzere yeryüzüne inmiş olan ruhlar olduğumuzu varsayacak olursam. Bu aşamada sorunlar çok büyük değildir Hakan. Genellikle böyle ufak tefek bazen sağlık sorunları olabilir, bir durgunluk olabilir, can sıkıntıları olabilir vesaire. Dolayısıyla biz bu çağrıyı büyük olasılıkla konfor alanımızı korumak gayesiyle reddederiz. Duymazdan geliriz. Fakat bu çağrı öyle bir kere geldiyse kapıdan geriye dönmüyor. Şimdi önce tık tık geliyor, pıt 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 çalıyor kapını ve çoğunlukla biz o çağrıları görmezden geliyoruz. Olur böyle şeyler diyoruz. Elbette olabilir insan hayatında dalgalanmalar ama bir şey kendini tekrar ediyorsa ve sen derinden onun değişmesini gerektiğini hissediyorsan, bir değişiklik kalbinden seni çağırıyorsa o çağrıyı duymamak akılsızlıktır. Çünkü bir sonraki kapıyı çalışı çok daha kuvvetli oluyor. Tekmeyle çalıyor. Tak tak diye geliyor. Ondan sonra da güm güm diye geliyor ve en sonunda kapıyı yıkarak içeri giriyor. Kırıyor giriyor içeri. Kırarak giriyor. E, burası da çağrının reddi aşaması. Yani bunu genellikle senaryolarda bu şekilde izleriz. Birazdan bir örnek de veririm. Ama kendi hayatlarımızda ben bunu şöyle e, modellendirmeyi çok seviyorum. E, maceraya, çağrıyı redde, maceraya çağrıyı kabul edersen yolculuğun başlar. Reddedersen kısır döngü. O kısır döngüde her tekrarda vardır ya hayatımızda hani iş değiştirirsin, yeni işinde de aynı sorunları yaşarsın. Eş değiştirirsin, onunla da aynı sorunları yaşarsın. Asıl nedene bakmayı reddettiğin sürece e, maceraya çağrı daha kuvvetli ve daha sert e, hareketlerle defalarca sana gelecektir. E, bunu ben en çok Yüzüklerin Efendisi'nin o ilk sahneleri... Çok güzel anlatır. Kahraman zaten Frodo Baggins çok tipik bir kahramandır. Masum arketipini de içinde barındıran bir tipik kahramandır. Ee, ve konfor alanında bağımlıdır adeta. Biliyorsun onun o kulübesi, porselen çay takımlarına bile aşık bir kahramandan söz ediyoruz. Ve bir gün kapısı çalınıyor sakince. Bir ak e, büyücü geliyor. E, Grey Gandalf aslında. E, ve diyor ki sen bir yolculuğa çıkacaksın. Yüzüğü taşımakla görevlendirildin ve ama bunu kabul etmesi mümkün değil. Bir sürü bahane öne sürüyor. İşte küçüğüm diyor, güçsüzüm diyor, dünyada bu kadar akıllı, savaşçı, kahraman insan varken bana mı kaldı diyor, onu diyor, bunu diyor. Ama aslında vazgeçemediği şey konfor alanı. Çünkü orada güvenli, ertesi gün ne olacağını bildiği, rutinine aldığı bir hayat yaşıyor. Yolculuk demek Pek çok şeyi göze almak demek. Yeri geldiğinde ölümü de göze almak demek. E, tabii ki ilk etapta reddediyor. Ama sonra ne oluyor? Onun yolculuğa çıkması ve ona eşlik etmek üzere bekleyen diğer kahramanlar bir bir kap, e, o kulübenin içinde belirmeye başlıyorlar. En sonunda da bir tanesi aynen senin söylediğin gibi güçlü kuvvetli bir tanesi e, iri yarı kapıyı yıkarak kulübeye giriyor. Ve artık diyor ki tamam ya onlarla yaşayacak bizim hayatımız da böyle ya yolculuğa çıkacak. Yani çareyi red aşaması artık bizim belki kariyer sorunları yaşıyorsak işten atılmak, iflas etmek, belki istifa etmek zorunda kalmak ya da zor günlerin bizi beklemesi olabilir. Aynı şekilde parasızlık yani gelirlerinden olmak, ağır hastalıklar. Eğer ilişkilerimizde yaşıyorsak biz bu maceraya çağrıyı ve çağrının reddini... ...bu seferde ne oluyor? İşte bir aldatılmayla karşılaşabilirsin, aldatan sen olabilirsin, boşanabilirsin... ...çıkmaza girebilir ilişkin vesaire vesaire. Yani hayatındaki tatsızlıklar artık sana, bana yeni bir ben lazım deme noktasında... ...sen gelene kadar artarak sürecektir. İşte burada bunu söylediğin zaman... Hani derler ya evren bütün güçleriyle seni karşılar. Burası çok şanslı bir aşamadır. Ama şunu söylemeliyim ki yolculuğun bütün aşamaları bu kadar şanslı değil. Yani burada resmen evren sana hadi gel diyor. Elini uzatıyor ve bütün şanslarını, bütün o yüce gönüllülüğünü sana sunuyor. Ben burada rehberle karşılaşma aşamasının özellikle hikayelerde bir e, sembol olarak, bir tekrar eden izlek olarak çok rastlandığını söylemeliyim. Bizim hayatımızda da böyle şeyler çok oluyor. Eş zamanlılık diyoruz biz bunlara. Yani sen bana yeni bir ben lazım dediğin noktada neyse ihtiyacın tak diye o bir anda birisi geliyor sana. Diyor ki biliyor musun Hakan şöyle bir şey varmış tam da ihtiyacın olan şeyle geliyor. Ya da bir kitap hediye getiriyor. Ya da bir film izliyorsun. Bir terapiye gidiyorsun. Ya yani bütün bunlar bir eğitim alıyorsun. Bütün bunlar aslında evrenin sana elve. Hadi gel eşiği aş. Geç oradan deme hareketi. Ee, ve sen eşiği açtıktan sonra da tamam artık ikna olduktan sonra bu yolculuğun artık senin hayatında bir değişim gerekli olduğuna ikna olduktan sonra da eşik aşılıyor ve yolculuk başlıyor. Ondan sonra artık kahramanımız hikayelerde de böyledir. Yeni koşullarla sınanmaya başlıyor. Yeni şeyler denemeye başlıyor. Önce biraz yelkenlerimizin böyle dolduğu, popo yelken yol aldığımız bir süreçle başlar bu. Ee, şanslı gider işler. Yeni şeyler öğrenirsin. Yeni keşifler yaparsın ve dersin ki ben niye bu kadar beklemişim? Neden bu adımı daha önce atmamışım? Ne kadar güzelmiş değişmek. Ee, burada biraz şöyle bir hataya da düşeriz. Meğer eskiler hani e, benim hatammış. Bak değiştirdim. Ne oldu? Hayatım yenilendi gibi. Ee, i̇şte orada yavaş yavaş hizaya çeken baş öğretmen devreye girmeye başlıyor ve sana diyor ki o kadar kolay değil, o kadar da ucuz değil. Hani ben işimi değiştirdim, ben evimi değiştirdim, eşimi değiştirdim, ama sen değişmedin. Bu yolculuğa niye çıktın? Sen değiş diye çıktın. Dolayısıyla o keşifler, o öğrenmeler, her bilginin bir sorumluluğu vardır. Sen hayatına geçirdikçe. ...aktif olmaya başlıyorlar ve sen, seni değiştirmeye başlıyorlar. Ama sen o bilgileri, aman ne güzel bilgiler deyip de dışarıyı suçlamaya devam ettiğin sürece... ...sende herhangi bir kalıntısı, kırıntısı kalmıyor. Öyle oldukça da tabii ki e, meydan okumalar başlıyor. E, zorluklar, güçlükler başlıyor ve ondan sonra sen daha bir derinlere inmen gerektiğini biliyorsun buraya işte keşifler, sınavlar aşaması, meydan okumalar aşaması diyoruz. Yavaş yavaş dikkat edersen de haritada dibe gelmeye başlıyoruz. O biz ne oluyor bana? Neden böyle oldu? Aslında orada sorulacak doğru soru şu. Neden böyle oldu? Neden ben değil? Neden böyle oldu? Nasıl böyle oldu sorusu. Ondan sonra yavaş yavaş insan artık çok sorununa inmeye başlar. Travmalarıyla yüzleşir. Çoğu zaman hepimiz çocukluğumuza gideriz. Aslında bu bir klişe değildir. insanın gerçeğidir. Her ne oluyorsa 0-3 yaş arasında ve uzatmalı olarak 6 yaşa kadar oluyor. Hayatı orada modelliyoruz. Orada öğreniyoruz. Bilinç dışımıza atıyoruz. Ondan sonra bilmeden aynı ezberi sürdürmeye devam ediyoruz. İşte bu yolculuk o ezberi bozmak için, sizin kanalınızın izni gibi ezber bozmak için yapıyoruz bu yolculuğu. Ee, ve biz travmalarımızla yüzleştikçe yavaş yavaş diyor ki artık hayatının sorumluluğunu al. Her ne olduysa senin yüzünden oldu. Burada suçluluğa kapılmak da aslında bir tuzak. Hani ben yaptım duygusu içten içe çünkü her insanın ruhunda bilinç dışında suçluluk duygusu biliyorsun. Beraberinde getirdiği, en derinlerinde sakladığı, hani baksan, kimsenin kendine konduramadığı, ama azıcık biraz kazdığında hemen hemen herkeste çıkan değersizlik, suçluluk, çaresizlik gibi korkulardır ve aslında biz yaşadığımız bütün travmaları da bu 3-5 tane şey yüzünden yaşarız. Bunlar kendini gösterdikçe gölge de kendini göstermeye başlıyor ve mağaranın artık o en derin yerine geliyoruz orası gölgeyle yüzleştiğimiz yer. Yani bizim e, gölgeyi şöyle tarif edeyim. O da bir arketip tabii. Jung'un en e, üzerinde durduğu arketiplerden bir tanesidir. Kendi başına gölge bir arketiptir ama aynı zamanda her arketipin de aydınlık ve gölge tarafları vardır. Yani bu hayat hep denge. Biz bir İp üzerinde e, hareket ediyoruz. Hep dengede kalmak zorunda. İp cambazıyız biz. Yani böyle çok çok e, sevgi kelebeği olmadığımızı, zorluklardan geçmemiz gerektiğini, zaman zaman elimizin de kirleneceğini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. İşte gölgeyle yüzleşmek o yüzden bir insan hayatında çok önemli bir aşama diye düşünüyorum. E, gölge bizim e, benliğimizin kabul etmek istemediğimiz biraz kendimizden ayrı gördüğümüz, çoğu zaman utandığımız, kendimize yakıştıramadığımız taraflarını barındıran ve aynı zamanda tabii çok ağır yaralarımızın da bulunduğu tarafımız, karanlık tarafımız. Hikayelerde yine hikayelere hep es geçtim. Hikayelerde burası karanlık orman, mağaranın en derin yeri gibi e, sahnelerle tasvir edilir. Yine Frodo'nun hikayesinden geçersek, bu gölge deneyimi... ...hikayedeki kahramanlar da en azılı düşmanlarıyla, en korktukları düşmanlarıyla karşı karşıya kalırlar. Frodo da bir ejderha ile, düşünebiliyor musun? Bir mağarada... ...uyuyan bir ejderha ile bir hobbitin karşı karşıya geldiğini. Şimdi ejderhalar da çok önemli bir semboldür hikayelerin içinde. Ejderhalar pek çok sembol olarak, pek çok şey için sembol gösterilebilirler ama bence en önemlisi ego. insan egosu. Yani orada Frodo'nun e, ejderha ile karşı karşıya gelmesi ve onunla ona karşı verdiği mücadele aslında egoyu dize getirme mücadelesi. E, Şimdi biliyorsun bu ejderhalar enteresan yaratıklardır. Öyle her yerlerinden aldıkları darbelerle çok güçlüdürler. Her darbeyle de ölmezler. Ee, ya gözlerinden bunların hikayelerde bıçaklanmaları gerekir kılıç darbesiyle ya kalplerinden bıçaklanmaları gerekir. Bizim de egomuzu dize getirebilmek için öldürmek demiyorum. Egoyu dize getirmek, patronun kim olduğunu hatırlatmak, onu dizginlemekten söz ediyorum. Onu yapabilmek için ya kalp gözümüzün açılmasına ihtiyacımız var. Ya da işte hani üçüncü göz denilen, işte rehberlik, sezgi denilen üçüncü gözümüzün açılmasına ihtiyaç. Yani aslında bir hem şefkat hem farkındalık geliştirmeye ihtiyacımız var. Kendimize dönmeye ihtiyacımız var. Ancak o zaman görebiliyoruz içimizdeki karanlığı. Ama içimizdeki karanlığı öldürerek değil de yani hikayelerde bu böyle temsil edilir. Sonunda o Kahramanın en azılı düşmanı ölür. Ama bizim yapacağımız şey aslında onu görmek. Onunla yüzleşmek. Ve bir şekilde onun da bir parçan olduğunu kabul ederek şefkatle oradan çıkabilmek. Çünkü o da senin bir parçan. Yani onu tamamen yok etmek üzerinden ilerleyecek olursan ne oluyor? Kendi kendini reddetmiş oluyorsun. Dolayısıyla anlayış ve şefkat geliştirerek... O en karanlık yerden çıkmak çok önemli. Mara'nın en karanlık yerinde ölüme yakın bir deneyim yaşar. Bu da çok tekrar eden bir izlektir hikayelerde. Ölüme yakın bir deneyim yaşar kahraman. Öle yazar adeta bir kendinden geçme, şuurunu yitirme, yardım gelmesi, toparlanması, mağaradan çıkarılması gibi e, sahnelerle devam eder. Şimdi bizim hayatımızda da gölgeyle yüzleşme bizden böyle bir dönüşüm, değişim istiyor. Egomuzu öldürmeyeceğiz ama eski olan ne varsa, ayağımıza dolaşan ne varsa, davranışlarımız, bakış açımız, tutumumuz kendimizi yargılamamız belki, diğerleriyle ilişkimiz belki, gitmesi gereken ne varsa gidecek. Çünkü artık bilginin kullanılmasını istiyor hayat. Hani bunu onayla artık böyle devam edeceğim de diyor. İşte orada bizim de sembolik olarak ölüp yeni bir kimlikle hayata yeniden doğmamız her şeyi başlatan, hayatımızı değiştiren adım oluyor aslında. Yani en karanlık yer çile aşaması olarak ben adlandırıyorum bunu. Farklı şeylerle, isimlerle de anılıyor. İşte en karanlık nokta olarak, karanlık orman olarak, mağara deneyimi olarak da adlandırılıyor. Ben çile diyorum. Biraz zor bir yer çünkü. Yani buradan çıkmak, kendi içindeki karanlığı kabul etmek, ona okey vermek hiç kolay bir şey değil. Ama ödülü çok büyük. Buradan çıktıktan sonra zaten hikayelerde kahraman ilk ödülünü kucaklar. Yolculuğa her ne sebeple çıktıysa, onun sonucunda elde etmek istediği şeye ulaşır. Bizim hayatlarımızda da böyledir. Biz değiştiğimiz noktada bir anda dünyanın değiştiğini fark ederiz. Ve bu bir mucize gibidir. Ama şöyle bir şey var. Çok aldanıyoruz. Aslında yolculuğun çok baş baştaki aşamalarında olmamıza rağmen yaptığımız 3-5 değişiklikle gölgemizle yüzleştiğimizi zannediyoruz. İnkar devam ediyor. Yüzleşmeler yapılmıyor. O zaman ne oluyor? Hayat kendini tekrar etmeye devam ediyor ve kahraman inancını yitiriyor. En kötüsü bu. Bir durakta takılıp kalıyor. Bir kahraman için Ölüme eşdeğer bir şey içimizdeki kahraman için. Çünkü içimizdeki kahraman her zaman yolda, yolculukta olmak isteyen bir yapıya sahip. E, hayatın amacı da biraz bu, deneyim kazanmak üzerine kurulu. Yani hep bir adım atmalısın, hep deneyim kazanmalısın, hep yenilenmelisin, yeni şeyler öğrenmelisin. Çünkü yeryüzündeki ömrün, zamanın kısıtlı. Bunun için buradayız. Elbette yapacağımız bir sürü şeyler var. Bunu ilişkiler e, ağı çerçevesinde deneyimliyoruz. Yani onlar ama hayatımızın motifleri. Buysa temel amacı. Yaşamak, kendimizi deneyimlemek, kendimizi tanımak ve sürekli yolda olmak gibi düşünebiliriz. E, o yüzden kahramanın sonsuz yolculuğu. Hiç bitmeyen bir yolculuk. E, şimdi bu ödülü kucakladığımız bir aşama küllerimizden yeniden doğduğumuz bir aşama. Bundan sonra artık dönüş yolu başlıyor. Artık kahraman biraz artık rahatladı. Artık Kahraman biraz rahatladı, biraz hayatına sihir girdi. Ona bir şeyleri yapabildiğini gördü, gücünü kendi kendine kanıtladı her şeyden önce. Hayata olan inancı kuvvetlendi. E, fakat bazen bazı yolculuklar o kadar derin oluyor ki Hakan. o kadar derin yüzleşmeler yaşanıyor ki, e, işte onun ödülü de çok büyük oluyor çok kuvvetli bir e, ödülle dönüyor. Onu da ben son aşamaya saklıyorum. Ona iksirle dönüş diyoruz. O e, hani ödülü kucaklıyor kahraman, ama dönüş yolunda bir son gözden geçirmeden geçiyor. Yani gerçekten öğrendin mi? Gerçekten değiştin mi? Oldu mu? Ne diyorsun? Gibi küçük bir sınava daha tabi tutuluyor. Diğerleri kadar ağır değil. Ama hayat bir daha soruyor. Bitirme ödevi. Bitirme ödevi gibi, bitirme tezi gibi. Bunu da yine hikayelerde ben en vurgulu olarak bu Örnek sembolizmayı, diyelim, evet. aynen simyacı da son sahnede, biliyorsun aslında rahat yol alan bir karakterdir, şimdi. Evet. kahramandır ismini <laughs> tam hatırlayamıyorum. Rahat yol alır çok büyülü yardımlar alır, destekler alır, çok şey öğrenir. Keşiflerle dolu bir yolculuğu vardır ve bir şekilde o kadar büyülü şeyler yaşar ki o kahraman en sonunda doğru olduğuna, yolda olduğuna, hazinesini bulacağı yolculuğa, doğru hedefe gittiğine çok kuvvetli bir şekilde ikna olur. Ama son sahnede geldiği yerde bu hazinenin olduğunu düşündüğü yeri kazdığı zaman bir hiçle karşılaşır o zaman işte yerle bir olduğu an. Orası bir dönüş yolu sınavı. Yerle bir olduğu an. Ama asıl hazineyi de bulduğu yer. Ee, orada ona aslında hazinenin nerede olduğu söylenir. Hazinesinin evinin bulunduğu yerde olduğu söylenir. Bu çok semboliktir. Çünkü eğer çok derin bir yolculuk yaşamışsan bunun karşılığı, ödülü Öyle hayatının yenilenmesi falan değil. Derin bir şükür duygusuyla tamamlamak. Bir lütuf kazanmak. Hayata yeni bir e, taptaze bir bebek gibi doğma duygusu. Artık her şeyde e, hayatın o canlılığını, neşesini, e, sevgisini görür hale gelmek. Belki hani bu kalp gözünün açılması gibi bir deneyim olsa gerek diye düşünüyorum. Tarif edilen. Çünkü bilgi arketipiyle çok özdeşleşen bir aşama burası. O yüzden iksirle dönüş. Yani ödülle de dönebilirsin. Bu da güzel bir şeydir. Yani hayatın yenilenir, güzelleşir, her şey sihirli bir şekilde değişir. Ama iksirle de dönebilirsin. İksirle döndüğün zaman sen değişirsin. Bambaşka biri olursun. Ve kahraman artık son durağı yine sıradan dünyadır. Ama iksirle döndüğü zaman artık kahramanımız sıradan dünyanın ...hiç de sıradan bir dünya olmadığını biliyordur. Ve e, sıradan dünyada, o sıradan gördüğü her şeyin aslında altında pırıl pırıl parlayan bir şeyler olduğunun farkına varır... ...ve o anlayışla sıradan dünyasında, işte bu yolculuk tamamlanmış bir yolculuktur... Hemen unutmadan şunu da söyleyeyim. Bana en çok sorulan sorulardan birisi. Sen işte bu döngüyü anlatıyorsun bize ama bir insan hayatında bir defa mı geçiyor bu döngüden? Yoksa farklı farklı döngüler mi var hayatımızda gibi? Ee, tabii ki bir genel ömrümüzün e, bir yolculuk motifi var. Bunu işte yazgı deyin, hikaye deyin, kader deyin, ne derseniz deyin. Hepimizin bir temel meselesi var ve çocukluk travmaları var getirdikleri var. Onlar doğrultusunda bir temel yolculuk yapıyoruz. Ama bunun yanı sıra yaş dönemlerinde, hayatın değişik alanlarında farklı yolculuklarımız da oluyor. Yani bir büyük çemberin içinde değişik çemberler, sarmallar iç içe geçmiş olarak anlatılabilir. Ama bu sarmallar da birbirleriyle şüphesiz çok ilintili. Yani sen bir alanda ...dar bir geçitten geçiyorsan... ...diğer alanlarda çok mutlu olman... ...beklenemez. Oralarda da hani... ...her şey yolunda gidiyor olabilir ama... ...ister istemez oradaki gölge... ...oraya da yansıyacaktır. Ee, yani biz... ...birer kahramanız... ...ve yolculuğumuz hiç bitmeyecek. Yani burası yatmaya gelmedik dünyaya. Kahramanlık yapmaya geldik. Kahraman olarak kahraman gibi yaşamaya geldik. Yani... Bu benim hiç yapamadığım bir şey... Yani çok zorlandığım bir şey, o yüzden zannediyorum bu kadar çok anlatıyorum. Kendime duyurmak için. Arzu, sen sosyal medyada ve değişik platformlarda bu hikayeyi anlatıyorsun, bu kurguyu anlatıyorsun. Orada bir takım arketiplerden bahsediyorsun. İstersen biraz onlara açalım. Ne dersin? Evet, ben şimdi burada <laughs> biraz düz mantık anlattım, hikayelerden örnekler verdim ama tabii ki kahraman bir her hikayeye bir kahraman gerekiyor, karakterler gerekiyor. Hikayeleştirmek için bunlara ihtiyacımız var ya. Ben de burada e, yaptığım iş içsel yolculuğa dönük olduğu için, yani odak noktam yazılarımda o olduğu için arketipleri kullanmayı uygun buldum. Onları bir karakter gibi işletiyorum kendi döngümün içerisinde. Arketip ne diye bakacak olursak, hani başta da bir parça değindik. E, Carl Gustav Jung'la birlikte anılır. Onun geliştirdiği bir sistematiktir e, arketipler. Ama arketipler de kolektif bilinç dışından gelirler. Zaten o da onu orada bulmuştur. Rüyalarında, hastalarının rüyalarında, fantezilerinde, süreçlerinde, incelemeleri sonucu arketip kavramını geliştirmiştir. Yani soyut kavramlardır arketipler ama bizim deneyimlerimizle birlikte yeryüzüne projekte olurlar ve somut şeylere dönüşürler. Ve... Jung'un aslında hazırlığını da Platon idealarla yapmış. Orada da ideal kavramı var. Bir çeşit aslında arketiplerden bahsediyor Platon'da. Kelime anlamı olarak ilk örnek yapı taşı anlamına geliyor arketip. Yani bunu hani bir mutfaktaki malzemeler gibi düşünelim. Bizim yapı taşlarımız, biz bir çorbaysak onun içindeki malzemeleri arketipler olarak değerlendirebiliriz. Ne olarak ortaya çıkıyorlar? Sanatta ortaya çıkabiliyorlar, rüyalarımızda, fantezilerimizde ortaya çıkabiliyorlar. Bunlar süreç olarak ortaya çıkabilirler, imge olarak ortaya çıkabilirler ve aynı zamanda Bunlar ebedi karakterler olarak ortaya çıkabiliyorlar. Ben ipin ucunu buradan tutuyorum. Karakter arketiplerini kullanıyorum. Karakter arketipleri de biraz en basit anlatımıyla içimizde yaşayan kahramanlar gibi değerlendirebiliriz. Ben Mesela anne arketipi Jung'un dört arketip içinde anlattığı arketiplerden bir tanesidir. Ama aynı zamanda kahraman da bir arketiptir. O da Joseph Campbell'ın altını çizdiği ve arketipleştirdiği bir semboldür. Kurban da bir arketiptir. Yetim de bir arketiptir. Masum, savaşçı, kaşif hepsi bunların birer arketiptir. Ben bunları aldım ve yolculuk haritasına yerleştirdim. Şimdi görsele bakıldığı zaman daha iyi anlaşılacak oradan incelendiği zaman hangi arketipler, yolculuğun hangi aşamalarında kabarıyorlar, kendilerini gösteriyorlar. Bazı arketiplerin gölgesi uzayabiliyor. Bunlar bizi yolculuğa zorluyorlar. Her şey masumla başlıyor. Hani Frodo dedik ya masum çok tipik bir masumdur frodo. Masum konfor alanından çıkamayandır. Benim çok sevdiğim, anlatmayı sevdiğim bir tabirle ana kucağından inemeyen, baba ocağından çıkamayan yanımız bizim masumdur ve biz masumu kendi hayatımızı kursak da içimizde saklamaya devam ederiz. Yani risk alamadığımız her noktada, sürekli aynı tekrar yaşadığımız her noktada konfor alanımızı korumak isteriz. O zaman içimizdeki masumun gölgesi uzamış demektir. Bize düşen ne? Onu dengeye getirmek. Onu yok etmek değil. Çünkü masum bize lazım. Masum aynı zamanda hayata, dünyada cenneti yaşamak isteyen yanımız. Yani hep mutlu olalım, hep iyi olalım, huzurda kalalım, güvende kalalım diyen yanımız. Onun inancı, onun sevinci, hayata bakış açısı bize lazım. Ama gölgesi uzadığı zaman biz kahraman olamıyoruz. O yüzden de masum maceraya çağrının o en hafif şeylerinde, aşamalarında karşımıza çıkar. Hazırlık aşamasındaki arketiplerde benim kullandığım gölgesi biraz daha uzun olan iki arketip daha var. Onlar da iyi çocuk ve kurban. İyi çocuk bizim adı üstünde böyle herkesi karşısında iyi olmaya çalıştığımız. İyi çocuk kendini bir kenara atıp diğerlerini mutlu etmeye çalışır. Onları mutlu ettiği zaman kabul göreceğini, onaylanacağını, sevileceğini varsayar. Bu da bir modellemedir, bir karakter modelidir ve bu model eğer çok gölgesi yükselirse, bunu çok fazla artık hayatımızda işletiyor olursak, bu da bizi yolculuktan alıkoyan, hayatın içinde sosyal anlamda silikleştiren ve kendini yaşamaktan aciz kalan, alıkoyan, alıkoyan, ben ne istiyorumu söyleyemeyen, dolayısıyla da yolculuğu göze alamayan. Sabote eden. Sabote eden bir başka karakter diyebiliriz. Kurban daha serttir. Kurban artık çağrıyı reddede, reddede, reddede daha sert deneyimler yaşamaya başlayan bir e, arketiptir. Sigur. Evet, psikolojide buna daha çok kurban psikolojisi eşittir, öğrenilmiş çaresizlik şeklinde değerlendirilir. Bu da nedir? Yaşadıklarımda benim hiçbir suçum yok. Hep kötü olan dışarıdakiler, İşte ilişkilerinde sorun yaşıyorsa Kayınvalidesi suçludur ya da ne bileyim eşinin ailesi, eşinin bir şeyler yapmıyor olması suçludur. E, i̇şinde sorun yaşıyorsa patronu suçludur. Aile ilişkilerinde sorun varsa diğer aile fertleri onu anlamıyordur. E, dünyayı beğenmiyorsa dünya liderleri ve onların yaptıkları suçludur. Suçludur, suçludur. Kurban sürekli suçlar en büyük korkusu suçlanmaktır çünkü. Yani dönüp de bak yaşadığın her şeyin sorumlusu sensin. Denmesinden çok korkar. Yüzleşmekten kaçar. Bu da yolculuğa çıkamayan, gölgesi uzamış arketiplerden bir tanesidir. Sert deneyimler yaşatır kurban. Ama çok sert deneyimlerle geldiği için de farkındalık eşiğine o kadar yakındır. Başkalarını suçlar. Yeter ki kendi suçlanmasın değil Kendisi mi? Kendisi suçlanmaktan ve o sorumluluğun kendisine hatırlatılmasından çok korkar. O yüzden de bahaneler üretir. Ben ne yapabilirim? duygusu e, kahramanca yaşamaktan söz ediyorsak hiç bağdaşmayan şeyler. Bunları hazırlık aşamasını anlatırken içimizde yaşayan karakterler olarak hem hikayelerden örnek veriyorum hem kendi hayatından örnek vererek anlattım. Tek tek her birini ayrı bir bölümde ayrı bir aşama figürü olarak anlattım. Sonra rehber arketipine geçtik. Hikayelerde rehber zaten çok karakteristiktir. İşte ama her hikayede bir aksaçlı büyücü yoktur, bilgi adam yoktur. O bilgi aslında bizim içimizdeki bilgedir. E, kendi hayatlarımızda rehber almamız gereken şey pusula, bizim kalbimizin rehberliğidir. E, böyle baktığımız zaman benim Yolculuk haritasında bir kişinin kendi hayatındaki yolculuk haritasında araması gereken rehber aslında kendi içindeki rehber ve oradan açılacak kapıyla birlikte de evrenin varoluşun rehberliğidir. Oraya kendini açtığın zaman bilgi sana gelir, destek sana gelir, şans sana gelir ama bunları kullandığın ölçüde, daha rahat ilerler yolculuğun. E, hemen ardından gezgin ve savaşçı arketipleri var. Gezgin daha çok kâşif olarak da bilinen bir arketiptir. E, böyle yeni şeyler öğrenmeye meraklı yanımızdır. E, yolculuğun ilk aşamasında da hepimiz öyle olur. Bir yenilenmeden geçtiğimiz zaman biliyorsun böyle bir ferahlık gelir. E, yeni şeyler deneyimleriz. Ee, ve bunların çok iyi olduğunu düşünürüz. Zaten geliştiricidir de. Ama gezginin e, de bir gölgesi vardır. O da avarelik. Yani bir şeyleri öğrenmeyi, ben buraya kendimi mesela bir gezgin arketip olarak yapıştırabilirim. İçimde biraz gölgesini kontrol... Sürekli dizginlemeye çalıştım. Çünkü hep sürekli öğreneyim, öğreneyim, öğreneyim. Yeni bir şey yine, yine okuyayım, yine araştırayım. Ama hayat diyor ki uygula, paylaş. Yani... Sürekli gezginde kalma. Bu yeri yurdu olamayanlar, sabit bir yerde duramayanlar, hep gezgin arketipini işletenler. Savaşçıysa daha hırçın, daha bilenmiş gelen. Ama onun da kendi gücünü bir yerde ispat etmeye ihtiyacı var. Ve buna bir alan arıyor. O yüzden de bir şekilde iplerinden kendini kurtardığı ölçüde, gücünü ispat etmeye çalışacak. Fakat, burada üstün bir başarı elde ederse yani burada kendini kanıtladığını hissederse burada kalmaya da meyilli bir arketiptir bu. Başlar bu sefer diğerlerini kurtarma işine soyunmaya. Savaşçılığı işi edinir. Savaşçının gölgesi de çok şeydir. Yani kurtarıcı figürü olmak. Yani bazen nasıl söyleyeyim bu sosyal derneklerde çalışan insanlar bile şeyi kaçırabiliyorlar ya. Yani amaç yardım etmek, çok iyi bir niyetle yola çıkıyorsun ama bir süre sonra yardım ettiğin insanların hayatlarını kontrol etme eğilimi göstermeye başlayabiliyorsun. Onlar için neyin iyi neyin kötü olduğuna sen karar verme evet. bir kibir aşamasına geçiyorsun. Bu da savaşçının gölge taraflarından bir tanesi. Gölge zaten adı üstünde kahramanın yolculuğunda üzerinden geçtik. İçimizdeki karanlık taraf dedik. E, temel meselemiz hayatta dedik. Ana travmamız dedik ve onun yol açtığı davranış modelleri. Yani benim içimde değersizlik duygusu hakimse o değersizlik sebebiyle ben hırçın olabilirim, kıskanç olabilirim, dedikodu yapabilirim. Yani aslında içeride bir yara var. O yara Hayatın her alanında benim gölgemi, ediyor. gölgemi büyütüyor. Ben o yaraya bakarsam hep söylerim. Hayatta her şey görülmek ister. Gölge de görülmek ister. Ursula Le Guin'in e, Yerdeniz Büyücüsü'nde bu çok güzel anlatılır. E, baş karakter kitap boyunca gölgesinden kaçar. Ama istedi, gölgenin istediği tek bir şey vardır. Bana bak. Çok sembolik anlatmıştır. Çok güçlü bir hikayedir bu da. Gölgemiz de görülmek ister travmalarımız, acılarımız, her neyse gömdüğümüz onlara baktığımız zaman şey gibi bu. Oraya bir parça ışık girdiğinde nasıldır? Gölgeler ne zaman en çok uzar? Işığın en az olduğu zamanlarda uzarlar. Ama bir parça ışık girdiğinde gölge dengelenir ya da sıfırlanabilir. İşte o mağaradan çıktıktan sonra ölüm ve yeniden doğum aşamasını yok edici arketipiyle anlattım. Peşi sıra Zümrüt'ü Anka'nın hikayesini bilmeyenimiz yoktur zaten. Küllerinden yeniden doğan ve çok kuvvetli bir bilgelik hikayesi aslında. Orada biz genellikle Zümrüt'ü Anka'yı küllerinden yeniden doğan bir bilge kuş olarak biliriz. Ama onu aramaya giden 30 kuşun hikayesi vardır. Ben onu anlattım. Esas bilgelik oradadır. O 30 kuş 7 tane vadiden geçer ve en sonunda Simurg'a varırlar. Fars mitolojisinde Simurg'dur Zümrüt Anka'nın ismi ve 30 kuş anlamına geliyormuş Türkçe tercümesi de. Ve o 30 kuş aslında Simurg olduklarını, Simurg'un makamına vardıkları zaman anlarlar. Yani orada bir vurgulanan hem küllerinden yeniden doğmak hem de aynı zamanda birlik duygusunun altını çizen çok büyük ve kuvvetli bir hikaye onunla devam ediyor benim yolculuk kendimce yorumlamam hikayem diyeyim. Peşi sıra uyanış aşaması. podcast'imin ismi de o. Hayata uyanış. İşte neyin ne olduğunu, neden yaşandığını ve bu yolculuğun benim ne işime yaradığını, nasıl dönüştüğümü anladığım aşama. Bunu anladıktan sonra artık bir yerde şeye dönüşüyoruz biraz Hakan. Artık yol yordam öğrenmiş hale geliyoruz. Bir şeyleri çözmeye başlıyoruz. O zaman hayatımızda işi layıkıyla yaptığın zaman, kuralına uyduğun zaman bazı şeylerin de büyülü bir şekilde, sihirli bir şekilde değiştiğini görürsün. Hani sohbetimizde de konuştuk ya, bazı insanlar vardır yakandan düşmez ama sen değişirsin bir anda çekilip giderler. Ya da onlar da değişirler. Sorunlar ortadan kalkar. Bunlar da yolculuğun sihirli hediyeleridir. En sonunda da kahramanın yolculuğunu anlatırken söylediğim o lütuf aşaması, bilgelik yani hayata varoluşun gözünden bakabilmek en büyük hediye o aslında yolculukta. Tabii ki her yolculukta bu kadar bilgi arketipine dokunmak tip olmayabiliyor ama yine de böyle bir aşamalardan geçtikten sonra biraz kendini yokladıktan sonra içindeki bilgeyle de az ya da çok bir yerlerde temas ediyorsun. Hani bir yudum su içiyorsun diyebilirim. Ondan sonra yine masuma dönüş. Ama bambaşka bir masum olarak. Bu kez masum kahraman bir masum. Aynen öyle. Kendini ispat etmiş, yolculuk yapmış, yolculukta büyümüş, kendinden kendine varmış, kendi şifrelerini çözmüş. Yani ben bunu çok hayatta merak uyandırıcı, hatta en fazla merak ettiğim şey bu. Ben kimim, Nereden geldim, nereye gidiyorum? Ve tabii ki bir bütünün parçası olarak izini sürüyorum ama ben, ben olarak kimim? Onu anlamayı da çok kıymetli bulduğum için ben bu Kahraman'ın yolculuğuna tutkulu kaldım. 10 yıl önce tanıştım. Ee, üzerinde hala dönüp duruyorum. Anlatıyorum, çalışıyorum. Çok güzel bir e, kurgu, çok güzel bir hikayeydi. E, herkes tabii kabı kadar alacak buradan. Şüphesiz. Ee, i̇nşallah faydası olur e, ilgilenenlere. E, ama bir de şöyle bir şey var. E, yolculukta bir seyir defteri tutmak herhalde önemli. Yolculuk devam ederken. Ya bir aracın olması gerekiyor. Yazmak, günlük tutmak o noktada neden önemli diye sorsam. Evet, ben onu çok altını çizdim. Bu benim kendimce kendimi ifade ettiğim alandı. Ama yazdıkça. Ve yazdıklarımın izini sürdükçe yazmanın büyülü bir şey olduğunu keşfettim. Çünkü asla düşüncelerinle yazdıkların, yani düşünmek başka bir şey, bir şeye kafa yormak, işte ben acaba yolculuğun neresindeyim, orasında mıyım, burasında mıyım, şu arketipim mi var, bu bende nasıl falan gibi düşündüğün zaman aklına bir sürü fikir geliyor elbette. Ama bunlar karman çorman, düzensiz ve çoğu zamanda zihnin ürettiği şeyler. Ama kalem kağıttan kalkmayacak şekilde yazmaya başladığın zaman bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Ve insan mutlaka kendi gelişiminin ve kendi hayatının kaydını tutmalı diye düşünüyorum. Özellikle zor zamanlarınızda yazın. Bir süre kapatın, ondan sonra açın bakın. Göreceksiniz aslında bütün mesajlar size verilmiş. Yazmak gerçekten çok kıymetli, gerçekten çok sihirli bir araç. Ben kendi hayatımda defalarca defalarca teyidini aldım. Düşünmekle yazmak aynı şey değil. Tabii ki şüphesiz farklı, herkesin kendine göre farklı araçları olabilir ama yazmak en kolay ulaşılabilecek bir kağıt, bir kalem. Şimdi çok farklı bir süreçte yaşıyoruz. Pandemiyle beraber bambaşka bir kurgunun içine girdi. Hem dünya hem insan. 2020 senesiyle beraber bu oluşum gerçekleşti, bir dönüşüm gerçekleşti. Bu dönüşümü nasıl yorumluyorsun sen? İşte kahramanın atağa geçtiği, tabii ki olaylar çok herkesin farklı pencereden değerlendirebileceği bir şey, bir yönü var. Ama içimizdeki kahraman atağa geçti. Çünkü hepimizin hayatında çok büyük sarsıntılar ve değişimler oldu. Yani o duran hep bastırdığımız konfor alanında dünya insanlık olarak da konfor alanımızda ve işte o çağrıyı reddede 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 baskıladığımız kahraman bir anda e, büyük hareketlerle, zemini sarstı, kapıları kırdı. Bizim hayatlarımızda da aynı şeyler yaşanıyor. Herkes farklı bir şeyle sınanıyor. Kimisi evin içinde birbirine girdiği ilişkisiyle sınanıyor. Kimisi işiyle sınanıyor, ekmeğiyle sınanıyor. Kimisi sağlığıyla, kayıplarıyla sınanıyor. 2020 bu anlamda kahramanın harekete geçtiği, artık beni gör diye daha kuvvetli kapımızı çaldığı bir yıl oldu. Herkes hayatında nerede zorluk yaşıyorsa kendimce hazırladım baksınlar ben hangi aşamadayım ne yapabilirim yazıyla kendimi nasıl dökebilirim nereden yardım almalıyım neye bakmalıyım neyin gölgesi bu bu niye böyle oldu sorusunu sormanın ben bunu artık çıkış şeyden önceki çıkıştan önceki son durak gibi görüyorum. Elbette hani bir şeylerin sonu gelmeyecek ama bu çok kuvvetli bir fırsat aynı zamanda. Elini uzattığın zaman müthiş bir şeyle yanıt veriyor. Coşkuyla yanıt veriyor. O yüzden de 2020 benim bu yazılarımda da çok eş zamanlı gitti. Yani tam pandemi dönemine zümrüt anka denk geldi mesela. Resmen hani böyle bir 21 aralığa uyanış denk geldi. Eş zamanlılıklar kahramanın hani bu bütün tek kahraman monomitin kahramanının eş zamanlılıkları Podcast ile ve arketiplerle birlikte gitti. Ben bunu bile bir sembol olarak okudum ve kendime aldım. Kahramanın yolculuğunu konuşmaya çalıştık. Tabii ki süremiz yetmedi. Daha üzerine konuşulacak çok detay var. Eklemek istediğim bir şey var mı? Özellikle buradan kahramanlara neler demek istersin? E, önce şunu söyleyeyim, kahramanın yolculuğunu kendimizce, hani ben arzuca anlattım, onu e, söylemek isterim. Ama tabii ki Campbell'ın e, ortaya çıkardığı yolculuk haritasının da izinden giderek bunu yapmaya çalıştım. E, kahramanlara ne söylemek isterim? Valla ben burada çok da başarılı olmayan bir kahraman olarak ne desem boş olur. <laughs> hani e, mitolojide bir e, yaralı öğretmen vardır, Kiron. Kendimi biraz ona benzetirim. E, kendi yaralı olduğum yerden iyileşmeye çalışırken anlatıyorum. Yani bu harekete geçememe, e, kahramanca hayatımı yaşayamama konusunda çok şey bilmeme rağmen. Diyorum ya bilginin ağırlığı oluyor. Harekete geçmediğin zaman zorluklarla geliyor. E, benim yolculuğum böyle bir yolculuk. Ben anlatarak şifalanmaya çalışıyorum. Ne desem boş benim yaptığımı yapmayın diyeyim. Öyle kapatıyorum. <laughs> Kahramanca yaşayın diyeyim. Şöyle diyelim o zaman. Herkesin içindeki kahramanı bulması dileğiyle diyelim. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Davet ee, Sizler de bizi izlediğiniz için sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Hoşçakalın.